Euzubillahimineşşeytanirrahmanirrahim. Mahvel küfül ameliyyi ellezi la yahrucu minel millah. Dinden çıkartmayan ameli küfürler nedir? Cevap: Ve küllü masiyetin etlaka aleyh şari ismel küfür ma bakar ismil iman. Kişide iman ismi kaldığı halde ona Mevla Teala ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in küfür ismini söylediği bir takım günahlar var. Mesela Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in la terci'u ba'di küffaren yadribu ba'duhum rikabe ba'd. Ondan sonra bazınızın boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Burada amelin çirkinliği söylemiş oluyor. Sibab-ı Müslüm Fusuk'un Müslümanlara sövmek fasıklıktır. Kıtalü küfrün Müslümanla savaşmak küfürdür. Burada savaşmanın küfür olduğu söyleniyor ama buradaki küfürden kasıt işin çok çirkin olduğu manasındadır. Zira ayet-i kerimede ve estenveyn taifetani iki taife müminlerden iki taife iktetellu savaşırlarsa faslı beynihum araları ıslah edin. Demek ki ikisi de mümin taifedir. Aralarını ıslamak lazım. İnnemel müminun ihvetün müminlerce kardeştir. Faslı beynihum ehvâhiküm kardeşlerin arasını ıslah edin. Demek ki burada da imanlı oldukları bellidir. Cenab-ı Hak onlara kendi mümin tayfesi demiştir. Onların arasını ısladığımız lazım. فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِي شَيْءٌ. Mesela bir adam birisini öldürürse karşı tarafın kısas isteme hakkı var. Fakat onlardan birisi velileri affederse فَتِّبَانْ بِالْمَعْرُوفِ, o zaman marufa tabi olmak ve dânihi bir ihsan, onu da karşı tarafa iyilik ödemek vardır. Yani haddi aşmaksızın diyet ölçüsü üzerinde talepte bulunur ve karşı tarafta onu güzellikle öder. Bak burada ne olmuş oldu? Kardeşi ondan bir şey affederse. Demek ki katil olan kişiye gene Müslüman kardeş tabiri kullanmış oldu. Diğer hadis-i şerifte la yezni zani hine yezni ve mümin. Zinaden mümin olduğu halde zina etmez. Ve la yesriku hine yesriku ve mümin. Hırsızlık yaptığı halde, mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. La yeşribul hamre hine yeşribuha ve mümin. İçki içtiği zaman da mümin olduğu halde onu içmez buyuruyor. Ve tevbetun mağrudatun ba'du. Bundan sonra tevbe hakkı hasıldır. Demek ki o fiil yaptığı anda, belki onu helal gördüğü için dinden çıkar. Değilse gerçek mümin bunu yapmaz demektir. Öyle yüktevlü ve mümin. Bak kişi mümin olduğu halde öldürülmez. Ma min abdin kâle la ilahe illallah. Hangi mümin kul? Hangi kul la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse sümme mâte alâ zâkif, bunun üzerine ölürse illa dâhale cennet. Muhakkak cennete girer. Bunun üzerine Ebu Zer'den soruyor. Ve in zena ve in saraka. Zina etse de hırsızlık yapsan ama cevap Efendimiz'den buyuruyor ki ve in zena ve in saraka. Hırsızlık etse de zina etse de. Yani, 3 kere böyle devam etti. 4. Alâ râgmi enfi Ebu Zer. Ebu Zer'in inadına yani. Ya, burada şimdi ne var? İçki içene, zina edene yine iman sahibi denmiştir. O halde buradaki lafızda küfür ifadesi olan sözleri de gene kişiye Müslüman dendiği halde nasıl yorumlayacağız? İtikad ederse bunun helal olduğuna, haramın helal, helalın haram olduğuna ters itikad ederse o zaman itikattan dolayı çıkıyor. Amelden değil. İtikadı bozuk olduğu için çıkıyor. Yoksa bir Müslüman günah işler, cezalar kim içindir? İçki içenin cezası, zina edenin cezası, iftira edenin cezası, cezalar kim içindir? Müslüman içindir. Kafirlere öyle ceza yok. Onların cezası ahirette ebedi. O yüzden haddiler, cezalar Müslümanlaradır. Dolayısıyla Müslüman günah işlemekle dinden çıkmaz. Ancak günahı helal görürse, yani helalı haram, haram helal görürse, yaptığı günahı helal görürse, ne olacak diye basite alırsa, namaz kılmıyor ama namazı basite alırsa ne uzbetinden çıkar. Namaz mühim değil derse bir hüküm, Allah'ın hükümlerinden bir hükme ne olacak, olmasa da olur falan filan gibi bir şekilde kafasına göre tevhid ederse o zaman itikat gittiği için dinden çıkıyor. Bu halde kardeşler, mücerret gördüğümüz insana da amel bozukluğu gördüğümüz zaman veya siyasi meseleler bilhassa, oy meselesi mesela, yani memuriyet alma meseleleri, bunları direkt bazı düz kafalar, harici zihniyeti kişiler hemen inkar edip küfre nispet ediyorlar. Neuzubillah, bu olmaz. İmanlı olan kişiye asla kafir denmez. İmanını koruyorsa ameli ne kadar bozuk olsa olsun. Yılbaşı olayları mesela törenlerine gidiyor. o da tevili var. Yani onun helal olduğunu, doğru olduğunu kabul etmiyor. Ama nefsine uymuş gidiyor. Küfür alametlerini, küfür merasimlerini onlarla beraber işliyor. Büyük günah işliyor. Ama bunun İslam'da olmadığını, haram olduğunu, kötü olduğunu bile bile yapıyorsa gene Müslümandır. O yüzden yani kişinin Müslüman olduğunu anlayacak delillere bakmak lazım. Kafir olduğuna, kafir olacağına, müşrik olacağına çare, yani yol bulmaya uğraşmayalım. Yani adamları kafir etmeye uğraşmayalım ya. İkaz edelim. Müslüman olma tarafına çekelim. Din kardeşlerimizi çoğaltalım. Maalesef bir takım vehhabi zihniyeti insanlar türedi şimdi. Kimisi profesör, kimisi ilhaççı, kimisi memle. Müslümanın bir fiilinden dolayı hemen inkar damgasını vuruyor. Şirk damgasını vuruyor. O eğer o kişide yoksa sana döner. O yüzden ağzını tut, yoksa bütün işlerin heba olup gider.